Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bülent. Bir gün bir hırka yapacağım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Dört numara şişime bir yuvarlak yapıyorum ipimle ve bunu bir kenardan bir oradan alarak da işime başlıyorum. Alt kısmı lastik yapacağım. 80 tek başlıyorum. Arka için. Gördüğünüz gibi yavaş çekim de yapıyorum. Daha yeni başlayanlar için. Çoğu insan biliyordur ama ben yeni başlayanlar için tekrar göstermek istedim. Lastik yapıyorum. Bir önden, bir arkadan. İpi çeviriyorum. Arkadan. Öne getiriyorum ipi. Önden. Bu şekilde örgümü örüyorum. Bunu bir dört parmak genişliğinde lastik yapacağım. Lastiği yaptım. Artık düz yerine geçiyorum. Hep arkadan alaraktan örüyorum. Ön kısma gelince de hep önden alıyoruz. Bu şekilde örgümüz düz örgü oluyor. Tersini de hep önden alarak örüyoruz. Hırkanın arkasını 80 tek başladım. Ön kısmını da 35 tane başladım. 10 tanesini lastiğe ayırdım. Hırkaya cep 10 taneyi yapıyorum. Ters düz lastik örüyorum. Burayla burayı diğer eşitliyorum. Ortada da 23 tane bırakarak bir ters bir düz olarak iki parmak kadar 3 santim kadar örüyorum. Sonra keseceğim. Burada daha önce yaptım, onu göstereyim size. Aynı şekilde olacak. İki tarafı eşitliyorum ortada. 23 tane bıraktım. Burayı da aynı. Burası da eşit ikisi. Ve bunu örüp 3 santim kadar sonra bu kısmı kesiyorum. Sonra içini işleyeceğim. O zaman tekrar göstereceğim size. Şu anda eşitledim. Lastik yapıyorum. Bu kenarlarını düz yapıyorum. Bu arada buraya da ilik açıyorum. Bir tane açtım. Şimdi bir tane daha açıyorum. Yaptığım lastik kısmını kesiyorum. İki tane bir alıyorum. Sonra buna takıyorum. Şimdi burayı kestim. Böyle bırakıyorum. Şimdi bu kestiğim kadar başka bir yerde düz öreceğim. Bu cebin boyuna kadar böyle bir düz öreceğim. Şimdi düz yere öreceğim. 23 taneydi. Ben 25 tane yapacağım kenarına dikişe girsin diye. 2 burada var. 3 4 1 buradan alıyoruz. 1 buradan.
Cep için 25 tane ilmek atıyorum ve bunu düz öreceğim. 25 tane olanı cebin boyuna göre bunun düz olarak örüyorum ve ceple birleştireceğim. Şimdi bunu tam altına koyacağız. Buradan geleceğim. Buradan gelip buradaki boşluğu bununla devam edeceğim. Ve bu sefer hiçbir tekrar bir şey yapmış olmayacağız. Şu şekilde. Burası da açıklık oluyor. Aynı. Bunda olduğu gibi. Dikiş falan hiç yok. Sadece arka kısmını dikeceğiz. Şimdi buraya geldim. Gördüğünüz gibi. Bu ters tarafı. Bunun da ters tarafını getiriyorum. Ve buraya bu şişle devam edeceğim. Bu ipi bağlayacağım. Bu 25 tane yaptım. Onun için kesmem gerekiyor çoğalmaması için. Şunun ikisini bir alıyorum. Burayı bağladım. Tığında kaçtı gibi. Bu bir fazla. Şimdi karşıya geçiyorum. Bunun ikisini bir alıyorum ve kesiyorum. Ve şimdi artık aynı şekilde örgümü örmeye devam edeceğim. Lastiğe lastik, düze geldiğimiz zaman düz yapıyoruz. Bunu çeviriyorum. Gördüğünüz gibi burada direkt şimdi böyle bu şekilde işlemeye devam edeceğim. Cep oluştu. Arkayı da buraya dikiyorum. Şuradaki gibi. Özellikle buraya getiriyorum ki ne dikiş yeri belli olmasın diye. Buraya da bunu dikip aynı şekilde örgüme devam ediyorum. Cebimiz oluştu.
4, 5. 10 tane ayırmıştım ilik yapmak için. Şimdi 5 tanesini ördüm. Tekrar dönüyorum. İleriye gitmeden bu tarafı tekrar bir gidip geleceğim. Şimdi tekrar dönüyorum. Üç defa gitmiş gelmiş oldum. İleriye gitmeden. Şimdi karşıya geçmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası uzadı. Çünkü gittik. Şuraya karşıya geçmek için bir tane arttırıyorum ve karşıya geçiyorum. Sonra burayı da 3 defa gidip geleceğim. Geldikten sonra o arttırdığımı ikisini birlikte alarak keseceğim. Şimdi ben gidip geleceğim. Buraya gideceğim. Geleceğim. Bir daha gideceğim. Ve dönüşte burayı hepsini birlikte bitireceğim. Şimdi ben bir gidip geleyim. Gittim. Geldim. Buraya geldim ve tekrar dönüyorum. Bir daha dönüyorum. Şimdi bu delik olmaya başladı. Şimdi bir daha gidip geleceğim. Şimdi burayı aynı devam edeceğim. Gidip geliyorum. Tekrar geldim. Şimdi burada arttırdığım vardı bir tane. Karşıya geçeceğim artık. Bunun da ikisini birlikte alıyorum. Ve karşıya geçiyorum. Buradan sonra gördüğünüz gibi bu büyük bir ilik oldu ve düğmesi de büyük olacak. Bundan sonra artık lastik ve düz olarak işlemeye devam edeceğim. İliğimizi de bu şekilde açıyoruz. Küçük ilik açmak isterseniz de bir tane kesip bir tane arttırarak lastikten devam ediyorsunuz. Buna şöyle bir düğme koyacağım. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir düğme.
Bu şekilde. Seksen tekle başladım. Üç parmak kadar bir ters bir düz lastik yaptım ve devamını düz yaptım. Boyunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben 1 mil boyu ve 4 parmak yaptım. Kolumu da çok geniş olsun istemediğim için bir karış 3 parmak bir şekilde işledim bunu. Burası da ön. Gördüğünüz gibi önü yaptım. Burayı da 35 başladım. Yine lastiğimi yaptım, düz yaptım. Bu cebi de size anlatmıştım. Ve buradaki düğme yerleri. Bu da aynı şekilde boyunu aynı şekilde yaptım. Yine boy da burada. Buraya gelince burayı ön kısma 5, 4, 3, 2, 1 diye kestim. Ve burada da bitirmeden yakayı oydum. Yine buradaki lastik olan pat yerini olduğu gibi kestim. Gidip geldikçe de 4, 3, 2, 1 diye kestim. Ve bu kısmı birden kesmedim. Geldim buradan 3'e böldüm. Kestim. Tekrar gittim geldim. Bir daha kestim. Bir daha gittim geldim. Burada bitirdim. Şimdi bu da kol. Kolu 20 tek yaptım. Kolu boyuna göre, kolumun boyuna göre ölçtüm. Buradan arttırdım. Buraya kadar bir müddet işledikten sonra buradan arttırarak 80'e çıktım. Burası 20 çifti, 20, 40 tane. Ve burayı da yine 4, 3, 2, 1 ve arada keserekten bir yuvarlak elde ettim. Bu şekilde. Arada tekrar 3, 3 kestiğim ve sonra da bitirdiğim yerler oldu. Şimdi dikimine geçiyorum. 75 tek başladım. Ve buradan bir ilik yaptım. Biraz işledim. Tekrar bir ilik daha yaptım. Bunu ikisini böyle çevireceğim. Karşılıklı gelecek bu ilikler. Çünkü buranın karşısına düğme dikeceğim. Ve bunu omuzları diktim. İlik olan yere ilikli kısmı getiriyorum. Ve bu şekilde buraya dikeceğim.